Yedinci rica çerçevesinde yaşlanırken maneviyat konusuna değinmek istiyorum. Modernitenin en büyük handikabı insanların hala yaşlanmaya devam ediyor olmaları ve buna rağmen yaşlanmaya henüz bir çare bulunamamış olmasıdır. Meydana gelmesine kendisinin de katkıda bulunduğu gelişmelerden ve nimetlerden bir gün yararlanamaz hale gelmek, insan için cehennemi bir akıbet olsa gerektir. Böylece modernizm cennetini dünyada kurmaya çalışırken, cehennemini de yine burada kendi elleriyle kurmaktadır. Parası, evi, maddi imkanları bulunmasına rağmen, insanın ahir ömründe tek başına kalması, yaşlılar yurdunda ardiyeye atılmış bir nesne haline gelmesi ya da evinde yapayalnız yaşarken yine tek başına ölmesi ve ancak kokusu komşularını rahatsız edince kendisinden haberdar olunup bir torbaya sarılarak götürülmesi insan için en korkunç son ve modernizmin de en büyük günahı ve en sevimsiz yüzü olsa gerektir. Bugün gelişmiş ülkelerde yaşlılar için gereken her türlü maddi imkan hazırlanmıştır ve daha da hazırlanmaktadır. Yaşlılara özel arabalar, yol kenarlarında ve binalarda yumuşak platformlar, özel tuvaletler, fiziki imkanlarla donatılmış bakım evleri ve benzeri her şey. Bunlar bir yönüyle elbette takdire şayan hizmetlerdir. Ancak bu hizmetlerde bile modernizmin doğurduğu aşırı bireyciliğin izlerini görmek mümkündür. Çünkü bunların hepsinin anlamı nihayet yaşlıya al sana her şey, kendin pişir, kendin ye, bize de yük olma demekten ibarettir. Oysa yaşlı için planlanmış özel bir asansörden çok daha iyisi, onu ayağa kaldıramasa dahi elinden tutan sıcak bir insan elidir. Buna karşılık mevcut medeniyetin yüzü yaşlılara karşı çok soğuktur ve kahredicidir. Çünkü yaşlı olmayanlar onların gözü önünde ve onların oluşturduğu imkanlarla hayatlarını yaşamaktadırlar. Onların kazandıklarını kendilerine hiç saygı duymayan başkaları yemektedir. Bakım evlerinde işi gereği onlarla ilgilenen hizmetliler ise manevi destek ve moral ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktırlar. Yaşlılara ya da sakatlara hizmet veren araç ve gereçler artmakta ve her geçen gün gelişmektedir. Hatta yaşlılarla ilgili yeni bilim dalları ortaya çıkmaktadır. Ancak yaşlılar da her geçen gün bunlara daha muhtaç hale gelmektedir. İnsanın ve onun oluşturacağı manevi atmosferin yerine fiziki araç ve gereçler ikame edilmeye çalışılmaktadır. Ama insani ilginin yerini hiçbir şey alacak gibi gözükmemektedir. Modern nimetlerin arttığı ülkelerde doğum oranındaki düşme eğilimi de artmaktadır ve bunun böyle sürmesi halinde doğal olarak yaşlı nüfusun oranı da yükselmektedir. Doğum oranı düştüğü için. Bundan şöyle bir sonuç çıkarmak mümkündür. Bolluk ve refahın artması insan neslinin tükenmesini sonuç vermektedir. Öte yandan doğum ve ölüm hızlarındaki azalmalar da yaşlı nüfusun artmasına sebep olmaktadır. Kırsaldan kentlere süren göçler yaşlıların statüsünü değiştirmekte, kentteki teknoloji, toplumsal yapı, kültürel değerlerin farklılığı ve hareketlilik yaşlıyı modası geçmiş ve eskimiş
yapmaktadır. Bu durum toplumdaki değerlerin de değişmesine yol açmakta. Bunun doğal sonucu olarak da yaşlı genç çatışması oluşmakta ve kuşaklar arasındaki iletişim gittikçe zayıflamaktadır. Zaten geçmişi referans kabul etmeyen modernizmin yaşlılara değer vermesi bir çelişki olurdu. Diğer yönden modern bilim ortalama ömrün uzamasına çalışırken modernizm ise yaşlıları yalnızlığa itiyor ve bir tenakuz ortaya çıkıyor. Yaşlılığın ıstıraplarını azaltmanın bir yolu olarak bugün pek çok insani tedbirlerin yanında ötenazi gibi çareler de gündeme gelmiş ve Hollanda gibi bazı ülkelerde halkın çoğunluğunun tepkisine rağmen uygulamaya konmuş bulunmaktadır. İnsanlar tarafından kabul görmesi için bunun adına şefkat ölümü diyenler de vardır. Hollanda'dan sonra ötenaziyi cezalandırmayan ikinci ülke Belçika olmuştur. Bunun bir bakıma benzeri olan bir uygulama da hayatından ümit kesilen yaşlılara ilaç verilmemesi ve uygulanmakta olan tedavinin sonlandırılmasıdır. Günümüzde gelişmişlik kavramı çok yönlü ve yeniden ele alınmalıdır. Gerçek anlamdaki bir gelişme doğal olanla çatışmayan, onunla baş başa giden gelişmedir. Bütüncül bir dünya görüşü, insanın ömrünü her safhasıyla ve asıl olarak ele almalıdır. Yaşlanmak doğal bir olgudur ve hayatın bir gerçeğidir. Ama modern akıl bunun önüne geçilmesinin mümkün olmadığını kabul etme eğiliminde gözükmediği gibi insan ömrünün doğal aşamalarından biri olduğunu da kabul eder gibi gözükmüyor. Oysa mikrokozmozdan makrokozmoza kadar her şeyde yaşlanmaya benzer bir süreç gözlemleniyor. Mesela bir günlük zaman diliminde sabahın erken saatlerinde bir doğuş, kuşlukta bir gençlik, öğlede bir olgunluk ve durulma, ikindide bir tezgah kapatma hazırlığı, akşam yuvaya dönüş ve nihayet gece ile bu sürecin kapatılması ve yarın için istirahata çekilme yaşayan insanoğlu aynı süreci başka şekliyle ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış oluşumlarıyla da yaşamaktadır. Ardından kendi hayatımızda çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık hallerini yaşıyoruz. Çok ilginçtir ki insan ömrüyle ilgili olan süreçte bebeklik ve yaşlılık gibi iki acizlik dönemi bulunur. Bebeklik dönemi yaşlılığa göre daha muhtaç ve daha aciz olunan bir safhadır ama insanların bebeğe olan ihtimamları yaşlıya olan ihtimamlarından çok daha fazla ve çok daha içtendir. Bu elbette bir yönüyle insanın doğasını yansıtır. Ama aynı zamanda onun tabiatındaki bencilliğe de işaret eder. Çünkü insanın çocuktan beklentileri vardır. Buna karşılık yaşlılık ise rasyonel olarak safi zarardır. Ama bu noktada imani akıl devreye girebilirse yaşlılığın da başka bir doğumun başlangıcı olduğu anlaşılabilir ve ondan sonraki beklentilerinde bu süreçler arasındaki geometrik büyümeye paralel faydalar getirebileceği anlaşılır. O zaman çocuğa karşı duyulan doğal ve duygusal ilgi yaşlıya karşı imani ve dini akılla oluşacak ilgiye hatta sevgiye dönüşebilir. İnsan peşin olanı talep eder ve ister ve onun gerçekliği ve ufku en nihayet insan ömrünü baz alır. Oysa burada bile şöyle bir akıl yürütme yapılabilir. İnsanoğlu en keyifli ömrünü bebeklikte yaşar. En güzel giysileri orada giyer. En güzel gıdaları orada tüketir. Zira anne sütünden daha yararlı bir gıda henüz keşfedilmiş değildir.
en fazla ihtimamı yine orada görür. Demek ki bütün bunlar onun aklının, bilgisinin ve gücünün ürünü, eseri değillerdir. Sonra ayaklarının üzerine durmaya başladığı andan itibaren sıkıntıları da başlar. Nihayet bedensel gücü artar, bilgisi çoğalır, tecrübesi gelişir, dünyayı ve yaşamayı öğrenir ve artık anlayarak yaşama ve yaşadığının keyfine varma zamanı gelir. Ama bunların beraberinde çok ilginç bir gelişme daha gerçekleşir. Yaşlanmak. Akıl, bilgi, tecrübe ve muhakeme gücünün artmasıyla ne yapacağını çok iyi öğrendiği dünyayı artık yaşayamaz ve ondan zevk alamaz hale gelmek. İşte bu gerçek bile aslında dünyanın bütün güzelliklerin tüketileceği bir yer olmadığını göstermektedir. Öyleyse bütüncül bir felsefe insanoğlunu sadece kabre kadar götürüp oradan geri dönen bir anlayış olmamalıdır. Bu sadece dini, imani bir aklın öngörüsü değil, saf bir aklın ve vicdanın da bir kabulüdür. Ancak hep peşin olanı isteyen insanın bundan ötesini bekleme sabrı da yoktur. Çünkü insan çok aceleci bir varlıktır. Bunun bir anlamı da elbette bu noktada duyguların akla galebe çalmasıdır. İşte bundan öte artık dini, imani aklın devreye girmesi zorunludur. Başta İslamiyet olmak üzere semavi dinler insanı uzun ömrüne göre bütüncül olarak düşündükleri için onun sadece dünyadaki çıkarlarını bildirmekle yetinmemiş, onu daha sonrasına hazırlamayı hedeflemişlerdir. İhtiyarlık bir tükenme olmadığı gibi ölüm de bir yok olma değildir. Aksine ihtiyarlık dünyaya bakan bir yönüyle dahi bir bilgi ve tecrübe birikimidir. Yapılan istatistikler günümüz insanının ihtiyarlıkta korktuğu şeyleri şöyle sıralıyor. Birinci derece ölüm korkusu. İkincisi güçsüz düşmek. Üçüncüsü terk edilmişlik. Dördüncüsü de aklın yitirilmesi yani bunama. Oysa dindar bir insanın bunların en az ikisinden hiç korkmaması, diğer ikisini ise mesele edecek kadar büyük görmemesi mümkündür. Ölüm gerçeği büyük bir acı ve ızdırap kaynağıdır. İmani bakışla ölüm bir yok oluş değildir. Aksine dünya sıkıntılarından kurtulma ve bu sıkıcı imtihan yerini terk etme ve hak edişlerini almanın başlangıcıdır. Yok oluş ve hiçlik duygusu yaşlı insanın yaşadığı en derin duygulardır. Yok oluş ve hiçlik hali insanın çaresizliğini, acizini ve yoksulluğunu fark ettiren bir durumdur. Hiçlik ve yok oluş haline karşı insanı imandan başka var eden, anlamlandıran ve güçlendiren başka bir şey yoktur. İman, yok oluş ve hiçlik duygusunun yarattığı esareti aydınlatmakta ve insanı özgürleştirmektedir. Güçsüz düşme, kaçınılmaz bir son olmakla beraber hayatını imanla geçirip ihtiyarlığa imanla ulaşmanın ebedi gençlik gibi manevi avantajları da vardır. Bunama ise dini bütün insanlarda diğerlerine göre daha az görünen bir hastalıktır. Çünkü bunamanın sebeplerinden birisi de yukarıda saydığımız korkulardan kaynaklanmaktadır. Bediüzzaman yaşlılığın şikayetle tüketilmemesini, imanla canlı bir şekilde yaşanmasını, yaşlılığın iman ve bilgelik dönemi olması gerektiğini şu şekilde ifade ediyor. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zahmetini çeken ihtiyar ve hemşire ihtiyar eder. Madem elhamdülillah biz ehli imanız ve madem imanda bu kadar nurlu, lezzetli, sevimli, şirin defineler var ve madem ihtiyarlığımız bizi bu definenin içine daha ziyade sevk ediyor, elbette imanlı ihtiyarlıktan şekva değil, belki binler teşekkür etmeliyiz. Evet, şikayet insanı mutsuz eden, depresyona sokan
negatif bir duygudur. Şikayete karşı insanın şükretme yeteneğini geliştirmesi ve güçlendirmesi, yaşlılık dönemi dahil hayatın bütün safhalarını güzel kılmaktadır. Sonuç olarak yaşlılık hayatın bir parçasıdır ve yaşlılık sorunu insanoğlu için yaşamın bütün aşamalarının bir bütün olarak hesaba katılmasıyla halledilebilir. Bugün bu sorun modern dünyanın en önemli sorunları arasındadır ve maddi refahın artmasıyla ters orantılı olarak da büyümektedir. Yaşlara bakacak kurumların gelişmesi ve her geçen gün yeni donanımlar kazanmaları sevindiricidir. Ancak insanoğlunun manevi, moral ve teselli ihtiyaçları yaşlandıkça daha da artmaktadır.